Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam kıvamında bol malzemesiyle çok güzel bir kısır tarifiyle geldim. Her zamanki gibi açıklamalar bölümüne yazacağım malzemeleri ölçüleriyle birlikte. Klasik 200 milimlik su bardağıyla 2 su bardağı köftelik bulgurumu koydum bir kabın içerisine ve 1,5 su bardağı kaynar su ekliyorum üzerine. Ve şöyle bir karıştırıyorum suyun her tarafına geçebilmesi için ve üzerini kapatıp 5 dakika dinlendireceğim. Bu sayede buharla birlikte Bu bulgurlar güzel bir şekilde şişecek. Ben birebir ölçü kullanmıyorum. Birebir yaptığınız zaman biraz böyle Fazla su, su çekiyor bulgur ve biraz kıvamı bulgur pilavına benziyor. Öyle çok fazla sevemiyorum. Çünkü biraz da salçasını falan karıştırdığımız zaman daha da cıvık oluyor. yani bunun kıvamı bence ne çok böyle ağzınıza aldığınızda diri diri olmalı ne de böyle pilav gibi sulu sulu olmalı. tam bu, bu ölçülerle tam güzel oluyor bence. Şöyle 5 dakika dinlendikten sonra geniş bir kabın içerisine bulgurlar soğusun diye aldım, kaşıkla karıştırdım. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı da biber salçası kullandım ve elimle karıştırıyorum. Her yerine salçanın güzel gelebilmesi için baharat olarak da nane, fesleğen ve pul biber kullandım. Köfte yapar gibi yoğurmuyoruz. Sadece elimizle şöyle bir karıştırıyoruz bulgurları. Her yerine güzel eşit bir şekilde salça gelsin diye. Ve 2 yemek kaşığı nar ekşisi, üzerine bir tane tam limonu sıktım ve ee, yarım su bardağını doldurdu bu ikisi geri kalan yarım su bardağı da zeytinyağı hepsini bir bardak içine koydum üstüne tamamen zeytinyağı ile kaplayıp onu da üzerine aldıktan sonra şöyle bir kaşıkla karıştırıyorum ve ben bol malzemeli seviyorum kısırı ee, içerisine salatalık e, yeşil soğan maydanoz ve şu gör, göstermiş olduğum ee, ekşimenden koydum. Bu ekşimen diyoruz biz ama bu bah bizim bahçemizde yetişen tadı ekşi olan bir e, bitki. Aynı işte tere roka cinsinden e, bir bitki bu da. İsterseniz içine marul da doğrayabilirsiniz. Ben bu bo bolca marul da doğradım ama şöyle bir tane Servis tabağına çevireceğim. Kenarına marul koymak isterseniz içine doğramayın. Kenarına marul koyduğunuz zaman kısırla birlikte o şekilde de yenilince çok güzel oluyor. Bir tanesini o şekilde yaptım. Hem marul hem turşu koydum kenarına. Eğer kenarında servis etmek istemezseniz doğradığınız marulları içerisine koyun. Gerçekten çok lezzetli ve şahane oluyor böyle tadı. Domatesin mevsim değil ama yine de bir tane kabuklarını soyup doğradım ee, onu tamamen sizin tercihinize bırakıyorum doğramak istemezseniz de e, doğramayın ama e, domates de normal mevsiminde olduğunda çok yakışıyor dediğim gibi şöyle gördüğünüz gibi kenarlarına ben marul koyduğum için İçerisine eklemedim ama içerisine eklemek için ekstra kenarda görüyorsunuz doğradım. Ondan kalanın içine ekleyeceğim. Bol yeşillikli bol salatalı kısır çok güzel oluyor. Ve bu ölçülerle tam tutan bir kısır tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denerseniz yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.